basınımızın değerli meclisleri. İlk merkezler arasında geç yarışması, kültürümüzün önemli bir parçasını teşkil eden tiyatronun alt dalı olan skeç sanatının gençlerimiz arasında yaygınlaşması, bilinçlenmesi ve özgüven sahibi kendisini ifade edebilen gençlerimizin sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyondur. Söz konusu yarışma ile gençlerimize bir fırsat verilmiş, hayallerini ve ideallerini değerler eğitimi temasıyla sahneye taşımaları hedeflenmiş, bu doğrultuda da özgün senaryoları ve 8 ile 20 dakika arasındaki performansları ile gruplarımız yarışmamıza başvurularını yapmışlardır. Bizler de bugün burada Çanakkale Gençlik Merkezleri olarak Gençlik Merkezleri arası skeç yarışmasının il birinciliği ayağını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Değerli misafirlerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Sayın Gençlik Hizmetleri ve Spor İmdürü'nün program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Bakanlığımızın tanıtım videosunun gösterilmesi. Katılımcıların eserlerini sergilemeleri. Sonuçların açıklanması ödül törenidir. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm vatan şehitlerinin anısına saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Özde çizerken hata yapıyor olsa da
sabrın ne demek olduğunu iyice anladı. Hülya daha önce hiç duvar boyamamıştı. Ta ki köydeki bir ilkokulda gönüllü olup oradaki miniklere yardımseverliğini gösterinceye kadar. Ömer, girişimcilik eğitimi aldıktan sonra internetten satış projesini hayata geçirerek sorumlulukla tanıştı. Sensei. Otogari, bey. Ahmet, karate'deki ilk dersinde öncelikle rakibine saygı duymayı öğrendi. Eline yüzlerce kişinin karşısında keman çaldı. Hali de biraz heyecanlı olsa da artık yarınlara daha da özgüvenle bakıyor. Engin, arkadaşlarıyla huzur evine gittiğinde karşılıksız sevginin ne demek olduğunu bir kez daha anladı. Ezgi turnuvaya hazırlanırken azimle çalıştı. Yunus, Osmanlıca öğrenirken aslında değerlerine sahip çıkıyordu. Robotunu yapmayı burada başardı. Bu sayede geleceği şekillendirecek vizyonu kazandı. Bizi biz yapan değerlerimizin yozlaşmaması için, derdi milleti olan yüce gönüllü bir gençlik için, hakkı tanıyan ve hakkın hatrını âli tutan şuurlu bir gençlik için, 81 ilde gençlerimizin yanındayız. Geleceğe dair Ümit Varız, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bir şey istiyorum. Çok farklı bir şey. Merhaba. Bir yazarın kafasının içindeki dünyaya hoş geldiniz. Kusura bakmayın, bu salak da düşüne düşüne beni düşünüyor. Bugün size bir masal anlatacağım. Çok farklı bir masal, hiç duymadığınız. Kibritçi kız. Kibritçi kız. Kibritçi kız. Hah, işte orada. Gel kibritçi kız. Kibritçi kız bir yılbaşı gecesinde üşümüştü. Soğukta, sokakta sığınacak bir yer arıyordu. Olmuyor, olmuyor. Çok klişe, çok klişe. Her şey çok banal. Bir şey eksik. (Gülüyor)
Tuz! Tuz buldum. Aşkım tuz verir misin? İşte buldum. Türk sinemasının en sevilen sahnesi. Zor anda kalınınca ilk başvurulan yol. Tatlım! Tecavüze uğrayacaksın! Hayır! Hayır olmaz! Doğru. Artı 18 damgası yemek istemeyiz. Aslında... Sakın! Tamam. Neyse. Evet. Kibritçi kız. Kibritlerin yok. Kibritçi kızın kibritleri... Buradaymış. Evet. Kibrit. Al bak. Kibritçi kız. Sokakta tuhaf tuhaf dolaşan adamın ona verdiği kibritlerin ne işe yaradığından habersizdi. Kibritlerin asıl amacını öğrenince iş işten geçmiş olacaktı. Ve kibritçi kız ilk kibritini çıkardı. Yaktı. İlk kibriti onu bir anaokuluna götürmüştü. Evet, bir anaokuluna gitmiştim. Orada herkesin annesi babası vardı. Oyuncakları vardı. Benim yok. Ama olsun. Ben böyle de mutluyum. Kibritçi kız ikinci kibritini de çıkardı. Yaktı. İkinci kibriti onu bir kafeye götürmüştü. Bir kafeye gitmiştik. Orada herkes arkadaşlarıyla oturuyordu. Önce bütün gözler bana dönmüştü. Ama sonra sıcak bir kahve içtim. Midem ısıtmıştı. Çok mutlu olmuştum. Kibritçi kız üçüncü kibritini de çıkardı. Yaktı. Ve üçüncü kibritiyle birlikte mutlu bir çiftin aşk dolu anlarına tanık olmuştu. Ve sonra dördüncü kibriti yaktı. Dördüncü kibritini yaktı. Dördüncü kibriti onu bir şekerci dükkanına götürmüştü. Bir şeker dükkanına gitmiştik. Her yerde şekerler vardı. Bir şekerci amca bana bir şeker verdi. Tadı hala damağımda. Çok tatlıydı. Kibritçi kız çok mutluydu. Geriye kalan son üç kibritinin ne olacağını bilmiyordu. Beşinci kibritini de yaktı küçük kız. Dışarıda yemek yerken sayman birden başlamıyor ki, beşten başlıyor. Beş tane dürüm, beş tane künefe nereye gidiyor lan? Ama bak, biri koluna, biri bacağına, biri kafasına gidiyor. Diğeri nereye gidiyor? Neyse boş ver. Geldik eve. Güvenlik önemli, güvenlik. Ne yapıyorsun? Güvenlik önemli. Al bak, erkeğin egzotik kokusu. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim şimdi. Saat kaç oldu? Allah Allah, maçta başlayacak ha. Al bakayım şu montumu, bana bir de mısır getir. Mısır gel. Mı istiyorsun? Mısır istiyorum, hadi çabuk çabuk baş başla, hadi ya. Mısır. Allah. Hep ayağını istiyorsun zaten. Ayağını. Al patlatırsın. Onu da patlat. Bu ne lan? Mısır. Patlatacaksın onu da. La ilahe illallah muhammed. Hadi oğlum. Ver mısırı. Hayır. Vur. Hadi oğlum, atarsın. Koy oğlum, hadi. Koy, koy. Aa koy be. Üstüne böyle ben dokun bunu yapar ya. Kız bak bize gel gel. Zübeydullah. Bir şey oldu bana. Zübeydullah ne yapıyorsun? Maç izliyor. Maç izliyorsun. He. Ev sahibimiz gelecek. Birazdan ne sen maç izliyorsun? Evet. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Aa vallahi çok iyi değindin ya. Çay koysana kuru kuru gitmiyor. Çay. He. Bunu da ayağına istiyorsun. Hamile hamile. 11 aylık hamile yine sen...
Eline sağlık canım karıcığım. Neyse. Ne demek, ne demek? İyice leş pislik bir kadın. Oğlum Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. 18 yılda seninle yaşaya yaşaya sana benzedim. Ah bak, telefon çalıyor. Seni gerizekalı. Alo. Evet buyurun biziz. Anlamadım. Polis mi? Ya polis ya git. Teröristler. Ay dur çekil. Ne teröristler? Ne olmuş lan? Anne! Anne uyan. Anne! Teröristler geliyor. Anne anne. Anne. Anne sen terörist misin? Para istiyorlar. Ha? Anne sen terörist misin? Para istiyor polis. Ha? Anne terörist. Bak gör gör. Kaç yıllık anneni gördü. Sana terörist. Ne teröristi be? Çıkartacağım şimdi darabayı. Daracağım seni. Görecek terörist. Anne değil mi? Öyle polis geri zekalı ya. Nereden buldun sen bunu? Bilmiyorum anne. O benim. Lütfen bunu düzeltelim lütfen. Benim de burada. Bak onu da ye. Hiç durmadan ye zaten. Burada ye. Yemekten başka bir şey yaptan yok. Bu böbreklerine gidiyor yalnız. Ha. Kimin göbeğine gittiği belli oluyor. Böbrek dedim. Sarı kaynağı böbrek. Deme lan annem öyle. Sık. O bana her şey desin ben onu bir şey demeyeyim zaten. Diyemezsin o benim annem. Aferin. Hiçbir şey diyemezsin. Aferin. Evet, haydi nerede kaldın? Ha. Hadi git. Kapı. Kapıya bakacağım ben. Dur dur dur, ben bakacağım. Ben bakacağım. Dur dur dur. Ben bakacağım, ben bakacağım. Nasıl? Ha? Ay. Ne yapıyorsun ya? Ya ne temiz? Ne? Nasıl bir adam oldun? Şıttır. Oo, ne demek kiracı? Hoş geldiniz ya. Aman efendim. Ne demek kiracı kira 2 saat geç ödemiş? Hayır, kesinlikle olmaz. Bizim evde müfettiş titizliği vardır. Yok hayır. Evden çıkartıyorsunuz direkt onları. Dışarıda kalma falan umurumda değil. Ben de... Aynen aynen. Bence de öyle. Kendi kiracımı kendim bulurum ben. Tamam kapatıyorum ben. Hoş geldiniz ya. Merhaba, şöyle gelin size evimizin en güzel köşesine oturtalım. Gelin buyurun şöyle buyurun. Gelin gelin gelin. Baba bir dakika. Neyse biraz iş kelimeciği şeymiş. Boş verin. Şöyle. Nasılsınız efendim? Keyfiniz nasıl? Karım? Karım nerede? Karımı almadınız mı içeri? Nerede? Karısı nerede? Geliyor, geliyor. Karısı yok. Açayım ben. Kapıyı aç. Böyle mi oturuyorum otlar? Pardon karıcığım. Ne yapıyor lan bu tüledi oraya? Kuş gibi tüledi. Hoş geldiniz. Neyse hoş efendim geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyor dersin müfettiş bey? Size ne ikrar edelim? Müfettiş mi? Müfettiş mi? Müfettiş mi? Müfettiş mi? Müfettiş mi? Müfettiş. Lan müfettiş sen misin? Manyalı cupcake'im. Düşüneyim. Ne isterim? Ne istersiniz? Ben şey istiyorum. Ne istiyorsunuz? Ya şey istiyorum. Ne? Her evde bulunabilecek bir şey olsun böyle. Ha, işte, ne istiyorsunuz? Ben bir karamelli moha istiyorum. Moha? Moça. Tabii bizde moha, tabii ki bulunur moha. Moha yoksa evde yok. Her gün içiyor zaten. Her, 15 her gün ben içiyorum tırnakları için çok şey. Moha güzel yok. Şey. Moha. Hadi ben hemen size güzel bir mako yapayım. Moha. Neyse. Neyse efendim ya pardon ben bir şey çok merak ettim. Yani tweetime maruz görün fakat siz nasıl tanıştınız? Ben anlatırım.
Anlatayım mı karıcığım? He tamam anlat. Tamam. Anne bizim oğlan nerede? Oğlan nerede? Deney yapmaya gittim demiştim arkadaşlarına. He çok akıllıdır bizim oğlan. Bizim çok akıllı bir oğlumuz var. Aynı annesi. Ben... Aynı babaannesi. Aynı annesi. Aynı, aynı annesi. Alo. Efendim baba. Neredesin oğlum sen? Baba arkadaşlar neden yapıyoruz? Neden ne oğlum? Salak mısın? Senin deneye kafan basmaz ki. Baba basıyor işte. Ne soruyorsun? Ya nereye basıyor? Bak eve çabuk gel. 10 dakika içinde evde ol bak. Müfettişler geldi. Bak kapatmış bile. Geri zekalı çocuk. Allah bundan sonra şöyle yapsın ya. Efendim şöyle. Maçonuz. Mohşanız. Moha. Mohanız. Heh, pardon. Paşa buradarım. Afiyet olsun. Elime gelmesin. Yaz günüydü. Sıcak bir yaz günü. Güneşin batışını seyrederken martılar uçuşuyordu. Martıların arasında onu gördüm. Onu. Bunu mu? Evet, onu gördüm. En başta onu martıların tanrıçası zannettim. Kendimi ondan alamadım. Sonra koşarak yanına gittim ve... Kaşlarınız ne kadar da güzel dedim. Tam cebimden tarağımı çıkarttım. Kaşlarını tarayacakken bir anda ben bunu sapık zannettim. Bunu mu? He bunu. Geldi ve bana dedi ki sesiniz çok güzel. Sesin çok güzel dedim. Oğlumuz geldi bizim, akıllı olan. Oğlum hoş gel. Sizin yaptığınız oğlum. Gel benim. Aslan parçası bu. Nasıl olmuş böyle? Bu küçükken ateşli hastalık geçirdi. Geri zekalı. Şöylesine oturtalım. Otur. Gel. Allah. Doğa kokusu babasına çekmiş. Egzotik bir koku bu. Galiba ben deneyi içtim. Deney içmek nedir lan? Onun geri zekalı seni. Çok güzel kokuyordu. Dayanamadım işte. Bilim için her şeyi yapar ya. O kadar iyi bir çocuk. Belli oluyor. Baba. He canım benim. Söyle geri zekalı oğlum. Misafir demiştin. Yok demedim. Bunlar mı? Demedim. Değil oğlum değil bunlar. Değil. Müfettişti değil mi? Müfettiş değil lan. Müfettiş değil lan. Müfettiş bey. Yok. Ama ben... Müfettiş bey. Müfettiş bey o değil ki. Müfettiş olan benim. Müfettiş hanım. Müfettiş hanım. Kamicim. Kaşlarınız ne kadar güzel. Sesiniz. Ne kadar güzel. Evet. Bize bir şarkı söyler misin? Evet. Tamam. Bekliyorum. Hayatım bana bir bardak su getirebilirsin. Ben bir soğuk su içeyim bunun üstüne. Konumuz aşktı. O halde ben de bir aşk şarkısı söyleyeyim. Aa doğruyor lan.
Dünyaya bir çocuk daha geldi. Üstelik birçoğu giderken. Yak bakalım altıncı kibritini. Sen de kimsin? Ben Nevra. Savaştan kaçtım. Açlıktan kaçtım. Ölümden kaçtım. Ülkem açlık, sefillik içinde. Birkaçımız öldü, birkaçımız ölümden kaçarken öldü. Ben çok üşüyorum. Ve kimse beni görmüyor, bizi görmüyor. Ben çok üşüyorum. Bugün de çok hayat gördük. Elindekiyle mutlu olmayı bilen, bilmeyen birçok kişi. Ama hayat bize verilmiş bir armağandır. Kibritçi kız, ben çok açım ve çok üşüyorum. Merak etme. Bu son kibritimi insanlık için yakıyorum. Savaşlar olmasın. Artık kimse ölmesin. Peşime düşüyor. Of abi ya, götür oğlum beni de. Olmaz oğlum.
sen daha küçüksün. Hem bak, beni köyümden haberdar et, tamam mı? Küçük Pınar'dan susuzluk çekip çekmediğinizi söyle bana. Koca nineme bak. Öyle köyün meydanlarında kızlara filan peşinde dolanmayız. Ağanın bu sözünü de unut. Tamam abim, o yönden gözün arkada kalmasın. Köy bana emanet. Ya hadi kardeşler, ayrılın artık. Gidiyoruz şimdi cepheye. Oğlum. Abi. Koca ninem sana emanet. Köy sana bırakıyoruz oğlum. Merak etme abim, ben bütün emanetlerine gözüm gibi bakarım. Anlarsın ya. Tövbe tövbe, hadi ayrılın oğlum artık, gidiyoruz. Gidelim de koca ninem de gelseydi. İyi madem, gelsin. Nerede? Koca ninem nerede? Mehmet! 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 Neredesin sen? Akşama kadar Tağlalağ'da bellerini çalıştım. Haylaz oğlan! Neredesin sen? İnsan neresinin arkasına hiç bakmaz mı? Netsin ben seninle Mehmet? Her söz dinlemiyorsun ki oğlum. Bak sincik aldım ayağımın altına seni. Hırsız lan be dinleciğim. Ver bir öpücük. Gider, düşmanı yeneriz. Geri gelemezsek de eğer, bil ki o domuz düşman da buradan kaçacak. O domuz düşman buradan kaçacak. Tamam nineciğim, o iş kolay. Biz düşman işini hallederiz. Sen hele bu Mehmet'e iyi bak. O da kaşık düşmanı olmasın başımıza. Aman abi be, giderek yakma beni paşam. Abiciğim benim. Oh. Hadi gidelim Kara. Koca ninem, elimi öpeyim. Hadi gidelim Ömer. Ninem. Gelecek değil mi abimle? Allah bir daha görebilecek miyiz nine? Cepheye gidiyor oğlum abi. Belki de onu son kez. Güldüğünü hatırlayalım hep. Güldüğümüzü görsün hep. Soğuk demedi. Kar demedi. Tipi demedi. Yürüdü fidan Mehmet'im. Yürüdü. Kardeşim Mehmet de şöyle benim tek kardeşçim Mehmet. Nasıl? İyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ya yazıyorsun değil mi? Yazdım yazdım. Aynen yazdım. Aynen. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Çok şükür Allah'a ki bir derdim yoktur.
Ya Katip kardeş bak, aynen yazıyorsun değil mi? Hele bir okuyuversene. Makamı küçük biraderim Mehmet Efendi. Fatır-ı şeriflerini istifsar edip, mahsus lideyi emrlerini büsedip, ol tarafta bir sual edenlere ferden ferden selam ve dualar eyleyip, hamdolsun tarih-i şükkaya değin, vücudumuz afiyet ve sıhhat üzere olduğunu arz ile duanız beraketiyle rahatta bulunduğumuzu ve selamet ile asude-i bağlı bir iptihar kaldığımızı bade-i bayan, ciğer köşem, makam evladım, ferzemdimden ircam şudur ki, ağan tarafından laf aramızda onun kendi ağzından çıktığı kendi gibi... Kendi ağzından çıktığı gibi mi? Ya hele başçavuşum, sen ne yaptın ya? Bizim köyde kimse anlamaz ki bunları. Hadi gözünün yağını yiyeyim. Şunları benim köylünün anlayacağından yazıversene. Olmaz. Eğitimli insan böyle yazar. Yoksa cahil derler adama. Ha ben zaten cahilim be başçavuş. Hadi koç. Hadi yiğidim, yazarsın sen. Olmaz. Katipler böyle yazar. Aslanım, hadi yazarsın sen. Hadi bak gözünün yağını yiyeyim. Hadi bak kimse anlamayacak mektubu. İlle de istedin madem yazayım. Heh. Benim tek kardeşçim Mehmet. Sen bensiz oralarda ne yapıyorsun? Ne iş tutuyorsun? Haber ver bakayım. Koca ninem zahirelerimizi öğüttü mü? Köyün değermeni işliyor mu? Şimdiki ben kalksam, geliversem bir dilim ekmek bulup verebilin mi? Küçük pınağa daştım. Daşmadıysa susuzluk çekersiniz be. Vah vah. Bana bak oğlum. Şimdiki çocuklar delikanlı yerine geçtiler. Sen de davran, koca ninene, köyün ihtiyarlarına yardım et. Ne iş verirlerse yapıver. Anladın mı? Mehmet, oğlum sen 5 vakit namazını kılıyor musun? Aman, aman oğlum, onu sakın ihmal etmeyesin. Sonra bölükte adını yüzü şarksız Mehmet koyarlar. Heh, beni soranlara selamla ederim. Abin Ömer Onbaşı. Arkamdan ağlamasınlar. Ölme. Ben ölüyorum ama o domuz düşman da buradan kaçtı. Kara Ali. Ölme. Ölme. Kaç. Kara Ali. Başçavuşum. 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 Köye mektup yazalım. Yazalım ama katipçesi. Ya uzun etme gayet. Ağzımdan çıktığı gibi. Tamam, söz söyle. Küçük kardeşim Mehmet'e şöyle de. Oğlum, sen daha küçüksün. Aklın ermez ama Türk oğlu cenge girince aslan kesilir. Ey babam ey! Buraya geldik gelelim. Öyle cenk ediyoruz ki. Babalarımız yerlerden kafalarını kaldırıyorlar, bize bakıyorlar. Göklerden melekler iniyor. Ne dersin Mehmet? Ben bir gece 2 melek gördüm. Biri geldi omzuma kondu. Öbürü de gözümün önünde uçuştu durdu. Kurşunlar dolu tanesi gibi yağıyordu. Gelsin yaylım ateşi, mazerime kurşun yetiştiremiyordum derken melekler uçuverdiler. Düşman da kaçtı, kaçtı Teres. Ama
Hala ovalarda gölgelerini görüyorum be Mehmet. Kıyamet gibi bir şey oldu burada. Yalnız bizim bölükte 12 yaralı saydılar. 4 tane de şehidimiz var. 4 tane. Şehit arkadaşlarımdan biri. Asangili, Karali. Bilin ya, o işte. Göğsünden kurşun yedi. Ölmeden kucağımda. Ben öldüm ama domuz düşman da kaçtı dedi. Yumdu gözlerini. O zaman bana gelen melekleri yine gördüm. Geldiler. Şehit arkadaşımın etrafında nurlar saçarak dolaştılar. Dolaştılar, onun Mevla rahmet eylesin. Asker canını aldılar, cennete ilettiler. Koca Karhali o zaman ne de güzel gülüyordu. Görsen. Lakin inşallah göreceksin. İnşallah. Silah tutmayı öğren. Kendini çelik gibi gövde yap. O zaman sen de bu düşmana gelir, görürsün. Oğlum, sen küçüksün, masumsun. Dua edersen, Allah kabul eder. Orduyu beni hatırlarsan, vücudum kurşun geçirmez. Ben şehit olmak isterim. İsterim ama önce seni yetiştirmeliyim be Mehmet. Elimle büyütmeliyim. Sonra askere vermeliyim. Birlikte cenk etmeliyiz. Ben de Kara Ali gibi senin kucağında şehit düşmeliyim. Daha ziyade yazdıramayacağım, zira gözlerimden sıcak bir şeyler dökülüyor. Abin Ömer Onbaşı. Makamı küçük biraderim Mehmet Efendi. Ağanın bu sözleri üzerine benim de gözlerim yaşardı. Artık diyecek kalmadı. Hüdanın birliğine emanet olasın. Bölük emiri ve başçavuş Hüseyin. Buz kesti her yanı. Ama
Onbaşı Ömer. Söyle, küçük kardeşim Mehmet'e söyle. Ben bir gece iki melek gördüm. Biri geldi omzuma kondu. Öbürü de gözümün önünde uçuştu durdu. Kurşunlar dolu tanesi gibi yağıyorlardı. Dört şehidimiz vardı. Biri Hasangil'in karali. Ölmeden kucağımda, ben öldüm ama domuz düşman da kaçtı dedi. Yumdu gözlerini. Ben onbaşı Ömer'im. Söyle, küçük kardeşim Mehmet'e söyle. Ben de onun dizinin dibinde öleyim. Gözlerinde şehit düşer. Bir dalga geldi denizden. Mavi ışıklı bir dalga. Mavi gözlerini dikti üstümüze. Çanakkale'nin her taşı, toprağı, suyu, havası dillendi. Ben dedim mavi ışıklı. Ben Mustafa Kemal'im. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Sizler Mehmetçik'le yan yana koyun koyunasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Ben Mustafa Kemal'im. Mehmetçik vatan sevgisinin ne olduğunu tüm insanlığa göstermiştir. Ben Mustafa Kemal'im. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. İşte her zaman giymişsin. Suda sence nasıl olmuşum? He, olmuş olmuş. Ne anlarsın sen zaten. Geldiler geldiler. Suda kapıyı aç lütfen gel de. Ya giyip başından. Suda kalksana kızım. Ben öğretmenim de. Ne öğretmenisiniz? Ben fizik öğretmenim. Belli. Anne savaşın çok güzelmiş. Ne savaşın oğlum? Savaşın almaya gelmedik mi? Esmer alacağız. Esmer bizim Tarlı abi ya. Tarlı Tarlı abi. Bir sakin. Ben çok özür dilerim. Bilirsiniz bir gün bizim gün arkadaşları oturuyorduk. Hani şu... Böyle sürekli kitap okuyan, klasik müzik dinleyen ve altlarından kalem etekleri eksik olmayan kadınlarla çok entelektüel bir insanız. Çok entelektüel bir aileyiz. Oturuyorduk. Batuhan Bey var dediler bizim mahallede. Dediler iki tane bekar kızı var. Maşallah dediler bir tanesi hele dillere destan. Benden bahsediyor burada.
Kızım bak saçını başını yoldurtma. Devamında da baktım madem böyle bekar güzel bir kız var. Bacak bacak. Benim oğlum da yakışıklı. Maşallah maşallah. Milli gururu. Devamında dedim. Mert dedim bak dedim geldim hemen dedim çiçeklerini çikolatanı hazırladım. Kıyafetlerini giy dedim hemen dedim çikolatanı çiçeğini hazırladım hemen gidiyoruz dedim. Kız var dedim alacağız dedim. Ya maşallah be. Sakin ol ya. Ya maşallah sana. Tütü tü değil. Tütü. Tütü. Ah efendim. Bu arada çok... Yeşil. Annem dolsa. Bu arada çok özür dilerim ama ben... Anne. Eşinizi etrafta göremiyorum. Kendisi kızının bu önemli gününde niçin burada değil? Anne. O da tam orada oturuyordu. Annem çok... Yatıyordu ve... Her zamanki gibi televizyon seyrediyordu. Öndeki sehpadan kumandayı almak için uzandı. Uzandı, uzandı. Sadece 2 santim kalmıştı. 2 santim. Ama o mesafe kapanmadı. Yetişemedi. Olmadı. Düştü aşağı doğru. Karanlığın en içine doğru düştü. Düştü, düştü. Ve kafasını çarpmak beni kalmasından öldü salak. Sakin ol biraz. Ya saçım bozuldu zaten ya. Ay efendim ben çok üzüldüm. Gerçekten böyle bir hikaye olduğunu bilseydim sormazdım. Beni affedecek misin? Ne demek olur böyle şeyler insanlık hakkı. Nasıl ya? madem sebebi ziyaretimiz belli. Biz kahveleri bir alalım artık. Deren koş kızım kahveye gidip sorma. Sayın babacığım. Oha. İşte çocuklar didişiyorlar. İşte ben bu yüzden ikinciyi yapmadım canım güzel oğlum. Ah, annelik gururu. Buyurun anneciğim. Ah 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 şu kızdaki endama bak bak ne güzel kahveleri de getiriyor. Ne güzel getiriyor kahveleri. Bilir Salih abi ya. Kahveyi Salih abi. Gençliğinden bir kalma alışkanlık olarak metal dinliyorum genelde. Metal mi?
Ne demek ne? Metal mi dinliyorsunuz? Mesela? Metallica. Vallahi. Öyle yani, evet. Gerçekten? Biliyorum. Ah, çok özür dilerim efendim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şu doğaya bak. Ya öf be, ressam, burada doğa hadi. Ressam bok burada olsa doğa çok... Doğa gibisin maşallah. Yeter ya, çekme artık, yeter ya. Taş yok mu ya? Ah kolum, bir şey oldu. Ne oldu? Shakespeare. Senin bıraktığın bir şarap ve ben sarhoş olmak istiyorum. Sen bunu kim yazdı biliyor musun? Bilmiyorum, Twitter yazdı, okudum işte. Hayır, William Shakespeare. Ha. Sen ne kadar cahilsin. Demek ki dış güzellik her şey değilmiş. Shakespeare okudun mu lan? Damlası tiyatro ekibi, hayallerini sahneye taşı. Söylence. Allah kadınları ve erkekleri eşit yaratmıştır. Biz kadınlar Allah'ın eşitliğine tutunurken erkekler bizim üzerimizde hüküm sürmek için yüzleri tutsak etmek istemektedir. Oyunumuz herhangi bir yer ve herhangi bir zamanda geçmektedir. Herkes bunu bilsin ki İlahi benim kızımdır. Evlenecek yaşa gelmiştir.
Bundan böyle Kaya Bey'in hanımı olacaktır. Çünkü ben öyle istedim. Kaya Bey'in çiftliğinde herkes ona saygı gösterecektir. Artık evin burasıdır İlay. Güzel yüzlü İlay'ımın doğduğu günü düşünürüm de. Nur vardı gözlerinde ne sen gülümseyişinde. Şimdi sarardı. Şimdi soldu kızım. Gül kokan yanaklarından billur damlalar akarak yol oluşturmuştu artık. Kaya Bey'in çiftliğine geldiğinde ayakta duran bir mezar gibiydi güzel kızım. Kaya Bey elini uzattı İlay'ıma. İlay'ın elini vermedi. Derler ki bu nasıl kadındır ki elini sakınır erkeğinden. Sakınırım. Derler ki bu kadın uğursuzluk getirir Kaya çiftliğine. Ben istemedim ki Kaya çiftliğine gelmeyi. Derler ki yüzü neden hiç gülmüyor bu kadının. Her gülüşümle kuşlar başlardı şarkı söylemeye. Dalgalar durgunlaşır. Huzura kavuşurdu ilkbahar. Ama babam beni verince Kaya Bey'e. Kaya çiftliğine. İşte o gün bir daha gülmemek üzere solmuştu neşes açan bu yüzüm. Babam hüzün gömleğini giydirdi üzerime. Kaya Bey'e verdiği gün beni. Sen töreyi uyguladın. Ben ise acıyı kuşandım baba. Bu mudur bir babanın yasası? Kızının rızası alınmadan hüküm verilir de kadının payına yürekleri yakan acı düşürülürse bu mudur bir babanın yasası? O günden sonra bir daha konuşmamak üzere sustu İlay kızım. Bana dost olarak artık suskunluk yeter. Tüm kainat konuştu. Ama İlay kızım konuşmadı. Bana dost olarak artık suskunluk yeter. Sabır güzel kızım, sabır. Acılar da geçicidir. Tıpkı unutulan bütün hüzünler gibi. Sadece sabretmesini bil yeter kızım. Sabır. Annemden hatırladığım sadece bu. Sabır. Yeryüzünün en güzel kızı İlay'ın annesiyim ben. Benim söylencem de İlay'ımın yazgısından farklı değil. Evlendiğim günden beri annemden hep bunu dinledim. Sabır. Yemek istediği gibi olmamıştır, döver erkeğim. Annem der, sabır kızım. Annesi ister, döver erkeğim. Kardeşi yan bakar, beni döver erkeğim. Annem der, sabır kızım, sabır. Geceleri başka kadınların koyunlarını döşek eder kendine erkeğim. Sabır der anne. Sabır kızım. Kızım, sabır. Sabır dediğin şey unutturur mu yüreğimi sıkan bu acıyı? Sabret güzel hanımım, sabret. Ben Kaya çiftliğinde Kaya Bey'in kardeşi olan Topal Hilmi'nin
getirdiler beni. Henüz 15'imdeyken buraya. Amca diyordum. Neden topallıyorsun diyordum. Kocanla amca diye konuşma dediler. Beni burada bırakmayın dedim. Sabret kızım dedi annem. Sabret. Kaçmak istedim. Her neresi olursa olsun. Gitmek. Sadece gitmek istedim. Annem sabret kızım dedi. Sabret. Sabret hanımım. Unutursun bu duyguyu da. Unutulan her hüzün gibi. Benim söylencem de budur. İlay hanımım. İlay'ım kaya çiftliğine gönderilmeden önce bir er kişiyi seviyordu. Çakır gözlü bir er kişi. Kostak yüzlü bir er kişi. Huzur veren yüzüne bakmaya doyamaz. Unutsam dese kıyamaz insan. Seven sevdiğine huzur verir. Seni seviyorum İlay. Gel, gel artık gidelim buralardan. Yanımda sonsuza dek huzurlu olursun. İstediğin yere götürürüm seni. Seni mutlu etmek için canımı yoluna sererim dedi. Ya Kaya Bey ne yapar o zaman? Söz verdim ben ona. Kızım, senindir dedim. Babam sanki bir ormancının koca bir çınarı devirmek için vurduğu bin baltayı indirdi gönül ağacıma. Gidemezsin İlay! Bu hayat benim değil mi baba? Sevdamın peşinden gitmek hakkım değil mi baba? Bana 1000 yıldır süre gelen Kaya çiftliğinin beyi, Kaya Bey derler. Bilesiniz ki İlay ya Kaya Bey'in ya da kara toprağın olacaktır. Tıpkı sevdalısı olan çakır gözlü kostak yüzlerinin kollarından toprağa düşmesi gibi. Kaya Bey! Neden bir can için başka canı kıyıyorsun? İlay'ın kalbi bana aittir. Bırak bizi. Gidelim buralardan. Uzaklara. Çok uzaklara. İlay'ı burada tutacak gücüm var. Seni öldürecek İlay'ı burada tutacak gücüm var. Hiç mi Allah'tan korkmazsın Kaya Bey? Allah haksız yere öldürenleri affetmez. Bilmez misin ki bir canı kıymak bütün canları kıymaktır. Seven bu iki yüreği ayırmak yakışır mı senin beyliğine Kaya Bey? Sen elimle karı toprağa gireceksin. İlay da Kaya çiftliğine gelecek. Hükmü verdim. Bu böyle biline. İş bu. Benim de söyleneceğim budur. Artık ayrılık bizim için kaçınılmaz oldu sevgi. Benim söyleneceğim de budur. Zamanla öyle büyük dertler gelir ki unutturur eskisini. Geceler bile sessizliğimden korkar oldum. Sessizlik. Yüreğimdeki sessizliğe rağmen kalbimde arılar uçuşur. Yürek dediğiniz şey artık suya hasret kalıp çatlamış topraktı benim için. Söylenceyi erkekler yazmış. Kadına ise acıyı taşımak düşmüş. İş bu da benim söyleneceğim. Serra Türkoğlu, Alperen Çaylak,
Nur Belgin Aydın, Bartu Onat Türk, Yağız Büyükab'ın, Milay Ece Yıldırım, Mehtap Arda, Batuhan Doğan'dan oluşuyor. Yitirilmiş gençlik, hayallerini sahneye taşı. Harikasın. Biliyorum. Yapacaksın, inanıyorum. Ya yaparım zaten, kaç kere de yaptım. Senden daha iyisini yapamadı kimse şu ana kadar. Ya tabii ki. Benim de kendime göre bir şeyim var. Yayına 5, 4, 3, 2, 1. Yayındayız. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Kuzköy Ana Haber Bülteni'nden ben Bartu Onat. Yanımda İsviçreli bilim adamımız Yağız Wildenstein. Ve şimdi bildiğiniz üzere bugün okulların son günü. Karne günü. Yani çocuklar çok heyecanlı. Ve biz de Kuzköy Ana TV olarak bu heyecanı görmek istedik. Muhabirimiz Nur Belgin'e bağlanıyoruz. Evet, merhaba sayın seyirciler. Şu an Dağbaşı Lisesi'nin bahçesindeyiz ve buradaki öğrencilerle röportaj yapacağız. Kiminle yapsak? Evet, şurada bir öğrenci var. Biraz umursamaz biri sanırım. Merhaba. Merhaba. Hangi kamera? Benim çocuğum. Buradan, bir de. Buradan bütün eşime, dostuma, hepsine öpücük gönderiyorum. Saat kaçta yayınlanıyor bu? 8'de. Tamam. Bir de kısır yapacaktı Ayşe'ciğim. Öpüyorum seni, haftaya sendeyiz. Altınım hazır. Konumuz karne günü. Evet. Oğlunuzla konuşabilirim. Dersleriniz nasıl acaba? Okul nasıl geçti sizin için bu dönem? Okula pek gitmedim. Öğretmenleri dinlemedim. Derse de fazla girmedim. Çok da umurumda değil yani. Peki, anneniz ne düşünüyor bu konuda? Çok üzgünüm gerçekten. Ailece çok üzgünüm. Yani nasıl dersler aldırdım? Yani hocaların kapılarına yaptım. Bir saniye. Anne, siz ne yapıyorsunuz ya? Ağlıyoruz! Pardon, ben müzik öğretmeniyim de. Çocuğum müziği bile iki. Yani müziği bile iki. Deminden beri anlatmaya çalışıyorum fakat annesi bildiğiniz gibi değil. Yani harika. Böyle bir veli olamaz. Çocuğunu umursamıyor bile. Şu an çok ilgili görüyoruz oysa. Her neyse. Peki bu notlarla acaba geleceğe yönelik planlarınız nelerdir, hayalleriniz? Çok da umurumda değil. Sen çalıştın da sana ne oldu? Sen ne oldun? Benim çocuğuma laf ediyorsun. Çünkü benim çocuğum, laf edemez. Ne oldun sen muhabir? Ah! Ay! Benim çocuğum süperdi. Çünkü benim çocuğum, ben yaptım. Bizzat şahsi annesi benim. Üzülme. Zamanında benim de hayalim. Şarkıcı olmak isterdim ben. Sil baştan, başlamak gerek bazen. Geliyor mu?
ikiyken bu notlarla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Diğerleri nasıl? Vallahi bir var bakıyorum. Bir çok var. Sıfır. Sıfır daha çokmuş. Bir de iki var birkaç tane. Müzik var, beden falan var. Yata gibi. Yata gibi. Anne sen harikasın. Mükemmel bir fikir. Lota dedi. Lota oynamaya gidiyorum ben. Burada çok ilginç şeyler oluyor sayın seyirciler. Sendeyiz ona. Öncelikle Belgin, az önceki bayana şarkı söylettiğin için seni kınıyorum. Elimde olan bu şeylerle çok özür dilerim. Dikkatli olmanı istiyorum. Sözümüzü İsviçre'li bilim adamımıza veriyorum. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir bayım? Bir kere acilen şarkı söylemesi yasaklanmalı. Ondan sonra çocuğa gitmemiş zaten. Kendi gibi olmuş çocuğu da. Sözüm bu kadar. Evet, gayet sıkıcıydınız. Teşekkürler. Belgin, tekrar sendeyiz. Evet, daha baş listesindeki röportajlarımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Bu sefer az öncekinin aksine sanırım gayet çalışkan ve her şeyi umursayan bir öğrenciyle beraberiz. Evet, bu dönem okulunuz nasıl geçti? Karnınızdan memnun musunuz? Okul birincisi oldu benim çocuğum. İl birincilikleri, bölge birincilikleri, hatta ülke birincilikleri var. Bakın, çok takdir belgeleri, onur belgeleri. Gördüğünüz gibi benim çocuğum en zekisi, çok, en başarılısı. Çok sevindim. Bu konuda oğlunuzun görüşlerini alabilir miyim? Çok çalıştım. Ben ona günde minimum 1000 soru çözdürdüm. Onun dışında arkadaşlarıyla oynamasına izin vermedim. Çünkü zaman kaybı. Niye oynasın? Gidip test çözsün yani çocuğum için. Oğlunuz test çözmek amaçlı şey. Tabii ki de yapmıyor. Arada bir banyoya ve mutfağa girmesine izin veriyorum. Onun dışında test çözsün. Tüm notları 100. Bir tane 99 var. Onun nedeni de... Kamera? Onun nedeni de komşularımız. Tamam mı? Şimdi her gün bunlar balık yapıyorlar ve balık kokusu iğrenç yani, anlatabiliyor muyum? Çöplerini bırakıyorlar oraya. Benim çocuğum çok hassas bir çocuk. Astımı, bronşiti, bir sürü hastalığı var. Hanımefendi. Bu yüzden çocuğum kötü etkilendi. Gitti 99 aldı. Hanımefendi. Oğlunuzun bu konudaki görüşlerini alabilir miyim? Ben de çocuk olmak istiyorum. Ben de tiyatrolara gitmek. Ben de dolaşmak istiyorum. Ben de. Ben de çocuk olmak istiyorum. Ben de. Gezmek, dolaşmak, bilgisayar oynamak. Gerektiğinde kirlenmek. Her şey değil ders. Her şey değil. Sen var ya, sen çok konuşsun. Şimdi eve gidiyorsun, en az 500 soru çözüyorsun, tamam mı? Gel. Sayın Onat, buradaki sahne çok acıklı, sendeyiz. Evet sayın seyirciler. Az önce çok dramatik bir sahne vardı. Evet Belgin, ben kendimdeyim. Sana geri dönüyoruz. Bir dakika. İlk önce bilim adamımızın sözlerini alalım. Kanalımız çünkü çok istiyor. Tabii ki. Şimdi, öncelikle çocuk çok haklı. Çocuklar tiyatroya gitsin, kitap okusun, test çözmek. Yani durmadan test çözmek nedir? Sen olamaz bu. Yani at yarışı mı olacak? At mı olacak yani, yarışacak mı? Bu nedir? Yani şimdi bir kere gitsin kitap okusun, dünya klasiklerini okusun, şunu okusun, bunu okusun, şunu yapsın, kirlensin. Yani başka sözüm yok benim. Sayın Onat. Evet. Sayın Onat. Evet belki sana bağlanıyoruz. Evet. Daha başın üstündeki. Hey! Dur lan! Havada uçan, karada kaçan, kopyada coşturan. Var mı ulan bana yanmak yeeeet? Harun, o zaman tepkiniz öğretmenlerinize mi? Yok bacım. Bizim kitabımızda öğretmene atar gider olmaz. Öğretmeni buramızda taşırız. Hey! Ama lütfen bana bağırmayın. Peki o zaman neye sizin tepkiniz ne? Dengesizin biri dönem sonu sınavında yanlış kopya vermiş bana. Onu arıyorum. Bir bulayım. Bir elime geçsin. Ah ulan ah! Peki gerçekten şu kadar insan içinde bulabileceğinize inanıyor musunuz? Bacım, buluruz. Sıkıntı yapma. Anladım peki. Ama sesinizi iyi sanırım.
Hadi bakalım, neredesin sen? Çık ortaya. Orada mısın? Yoksa orada mı? Yoksa daha arkalarda mı? Neredesin ulan sen? Aha, buldum seni. Gel ulan buraya, gel. Gel, geç sen, geç. Kalk lan biraz. Oğlum bak. Bana yanlış kopya veren o dengesiz sen misin ulan? Sen 10. sınıfsın. 9'um. Ulan. Hoca aynı hoca. Okul aynı okul. Sınav aynı... Ders aynı ders. Ulan sen nasıl 100 alırsın da ben 30 alırım ulan? Gel ulan buraya. Gel ulan buraya. Bu lise gerçekten manyak dolu. Sayın Anas, sendeyiz, benim bu şoku atlatmam lazım. Sayın Anas. Bartu Bey. Bartu Bey. Az önce çok korkunç bir an yaşandı. Yorumlarınız? Çocuk psikopat. Çok yaratıcısınız beyefendi. Kaçın bunun, evet. Pekala. Evet sayın seyirciler, ana haber bültenimiz burada bitmeli. O yüzden bitiriyoruz. Sayın seyirciler, son dakika haberimiz. Loto oynayan öğrencinin lotosu tutmuş. Evet sayın seyirciler, Kuzköy TV'de olaylar bitmiyor. Umursamaz öğrencinin lotoyu tutturmuş. Ben kendime güvendiğimi söylemiştim size. Ben biliyordum yapabileceğimi. Benim evladım çünkü. Ben doğurdum, annesinden şanslı doğdum. Peki, bu parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle annemi bir dünya turuna göndermek istiyorum. Amerika olur, Avrupa olur, Afrika olur. Gitsin hayırlı gelmesin evladım. Bir ay, iki ay. Hayırlı evladım benim. Vefakar evladım benim. Peki, başka ne yapmayı düşünüyorsunuz? Müzik öğretmeme bir albüm çıkarmayı düşünüyorum. Vooo! Hayallerini yıllar sonra gerçekleştirebilecek yani. Sonra kalan paraya da her öğretmene bir araba alırım. Gelsinler, fazla tatil yapsınlar. Gelmesinler okula bir ay, iki ay. Hiç gelmesinler yani. Gerçekten çok güzel bir fikir. Peki memnun musunuz? Az önce oğlunuzun kardeşinden oldukça şikayet ediyordunuz. Her işte bir hayır vardır. Benim evladım son derece zeki, vefakar, çalışkan, aynı annesi. Babasıyla gurur duyuyoruz. Evet sayın Anam, sendeyiz. Artık şüphesiz haberi bitirin. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz üzere muhteşem ben. Programı kapatmak durumundayım. Çok üzgünüm.
Komisyonumuza katılım belirlediğime hep birlikte almayı için tahmin davet. Thank you.
Çanakkale'de büyük papatya. Thank you.
Ali hocam, Ali hocam. Gel benim yanıma şöyle.